Bundan binlerce yıl önce, yeryüzünün büyülü devirlerinde insanoğlunun gözlerine perde inmemişken efsanevi bir adam yeryüzünün ve gökyüzünün efendisi olmuştu. Cinlere, insanlara ve hayvanlara hükmeden bu adam Hazreti Süleyman peygamberdi ve yetkisinin kaynağı olduğu sanılan güçlü bir yüzük taşıdığı söyleniyordu. Süleyman peygamber cinleri, hayvanları ve bilinmeyen birçok varlığı kontrol etme, emri altında tutma gücüne sahipti. Eski insanların yazdığı birçok kaynakta Süleyman peygambere verilen bu sınırsız güç anlatılırken bunu bir yüzük aracılığıyla yaptığı yazıyor. Bu yüzük öylesine güçlü bir yüzüktür ki kim eline geçirirse dünyadaki bütün cinler, şeytanlar ve diğer varlıkları emri altında tutabilir. Eski alimlerin kitaplarında anlatılanlara göre bu yüzük kıyamete yakın Ahit sandığı ismi verilen ve Süleyman peygambere ait eşyaların olduğu sandığın bulunmasıyla ortaya çıkacak ve bulan kişi dünya üzerinde egemen olmak için mücadele verecek. Kimilerine göre bu yüzük Deccal tarafından ele geçirilecekken, kimilerine göre de İlluminati ve Masonlar gibi örgütler tarafından bulunup Deccal'e teslim edilecek. Bu nedenle bu gizemli örgütler dünyanın her yerinde gizli ahit sandığını aramaya devam ediyor. Ahit sandığının içinde Süleyman peygamberin cinlere hükmettiği yüzüğün dışında bir takım büyük kitapları, Tevrat'ın ilk hali ve Süleyman peygamberin cinlere yazdırmış olduğu bazı kitapların olduğu biliniyor. Hatta ahit sandığının aranmasıyla ilgili çekilmiş birçok film de bu gizemi ortaya döküyor. Indiana Jones, Ahit Sandığı filmi ise bunlardan sadece bir tanesi. Peki ahit sandığı nerede mi? Henüz bulunamamış olsa da eski kaynakların hepsinde ortak bir bilgi var. Yani ahit sandığının Antakya şehrinde bir mağarada olduğu ve kıyamete yakın ortaya çıkacağı. Peki bazı Mason örgütlerinin ve gizli örgütlerin her sene Antakya şehrinde toplantı düzenlemesinin sebebi de bu olabilir mi? Süleyman peygambere ait eşyalar, özellikle de yüzüğü, Yüzüklerin Efendisi filminde de detaylı bir şekilde anlatılıyor. Fakat filmde şaşırtıcı bir şekilde yüzüğün tehlikeli ve kötü olduğu, bu nedenle de yok edilmesi gerektiği söyleniyor. Filmde yüzüğü ele geçirmeye çalışan ve yüzüğün gücü ile bütün dünyada egemenlik kurmaya çalışan karakter ise daha ilginç. İsmi Saruman. Bu isim Süleyman ismiyle büyük bir benzerliğe sahip. Filmdeki Saruman karakterinin Süleyman peygamberle başka benzerlikleri de var. Örneğin hayvanları kontrol edebilmesi, hayvanların dışında farklı birçok varlığı da yönetebilmesi, Süleyman peygamber ve filmdeki karakterin ortak özelliklerinden sadece birkaçı. Aynı zamanda bu filmde Illuminati'nin yüzüğü aradığı çok net bir şekilde vurgulanmış. Her şeyi gören göz yüzüğü arıyor. Durun, bundan daha şaşırtıcı olan ise bir mağarada uyuyan ve yüzüğü taşıyan Frodo, Smeagol tarafından "Uyanın!" diye bağırılmasıyla uyandırılıyor. Bir mağara. Mağaranın dışında Illuminati'nin sembolü olan üçgen ve tek göz. Videonun başında Süleyman peygamberin yüzüğünün olduğu ahit sandığının bir mağarada olduğunu ve Illuminati gibi örgütlerin bunu aradığından bahsetmiştik. Sizce de bu sahnedeki ortam tıpkı eski kaynaklarda anlatılanlarla uyum içinde değil mi? Ve neden yönetmen bu sahnede Illuminati'nin böyle bir sembolünü kullanmış olabilir ki? Bu sorular Yüzüklerin Efendisi filminin yönetmeni tarafından cevapsız bırakıldı. Fakat birçok araştırmacı bu filmde Süleyman peygamberin neden kötü bir karakter olarak gösterildiğini ve neden bir takım Illuminati simgelerinin kullanıldığını hala merak içinde araştırmaya devam ediyor. Süleyman peygamber yüzüğünün nereden geldiği, ilk ortaya çıkışının nasıl olduğu ise eski kaynaklarda şu şekilde anlatılıyor. Cebrail, Davut peygambere gelir ve der ki, "Ey Davut, Allah'tan sana bir yüzük ve 10 tane soru getirdim. Evlatlarını topla ve bu 10 soruyu onlara sor. Kim bu sorulara doğru cevap verirse ona yüzüğü ver. O da cinleri, insanları, canavarları, rüzgarları ve yeryüzündeki bütün canlıları yönetsin.
Davut peygamber bütün çocuklarını toplar ve bu soruları onlara sorar. Doğru cevapları sadece Süleyman peygamber verir. İşte efsanevi yüzüğün ortaya çıkışı ve Süleyman peygamberin eline geçişi bu şekilde olmuştur. Yüzük kimdeyse Süleyman odur sözü de buradan gelmektedir.